ülkelerden hangisi dünyanın kutuplardan basık olmasıyla doğrudan ilgilidir? Dünyanın en sıcak yerlerinin dönenceler çevresinde olması, güneş ışınlarının düşme açısı ve nemliliğin az olmasıyla ilgili durumlardır. Dünyanın güneşe en uzak konuma 4 Temmuz'da ulaşması, dünyanın yörüngesinin elips olmasıyla ilgilidir. Meridyenlerin kutuplarda birleşmesi dünyanın küresel şekliyle, dünyanın bir yarısının her zaman aydınlık olması bu da dünyanın küresel şekliyle ilgilidir. Fakat kutuplardan basık olması ile ilgili durum yer çekiminin kutuplarda fazla olmasıdır. Ekvator yerin çekim merkezine uzak olduğu için yer çekiminin az olduğu bir yerdir. Kutuplar ise yerin çekim merkezine daha yakın olduğundan yer çekimi fazladır. B seçeneği doğrudur. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın geoid şeklinin bir sonucudur? İki meridyen arasındaki zaman farkının 4 dakika olması bir günün 24 saat olması ile ilgilidir. Yani dünyanın günlük hareketi ile ilgili bir durumdur. Karaların her iki yarımküredeki alanlarının farklı olması levha hareketleri ile ilgilidir. Doğudaki bir merkezin yerel saatinin batıdaki bir merkezin yerel saatinden ileri olması dünyanın günlük hareketini batıdan doğuya doğru yapmasının bir sonucudur. Bütün meridyenlerin kutuplarda birleşmesi ise dünyanın küresel şeklinin bir sonucudur. Fakat dünyanın geoid şeklinin yani ekvatordan şişkin, kutuplardan basık olmasının sonucu olarak kutuplar yarıçapı ekvator yarıçapından daha kısadır. Dünya ekvatordan şişkin, kutuplardan basık bir şekle sahiptir. Buna da geoid denilmektedir. B seçeneği doğrudur. Paralel ve meridyenlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Meridyenlerin tamamı bir kutuptan başlar ve diğer kutupta sona erer. Bu şekilde çizilmişlerdir. Bu bilgi doğrudur. Paralellerin uzunluğu ekvatordan kutuplara doğru azalmaktadır. En uzun paralel ekvatordur. Dünyanın şeklinden dolayı ekvatordan kutuplara gidildikçe paraleller kısalır. İki paralel arasındaki mesafe her yerde aynıdır. Ardışık iki paralelin arası yaklaşık 111 kilometredir ve dünyanın şeklinden dolayı her yerde aynıdır. Paralellerin çevre uzunluğunun azaldığı yerlerde meridyenler arasındaki aralık da daralmaktadır. Ardışık iki meridyen arasındaki mesafe kutuplara yakın yerlerde daha az olduğu görülür. Ekvatorda ise bu mesafe daha geniştir. Bu bilgi de doğrudur. Fakat başlangıç meridyeni en uzun meridyen yayını oluşturmaktadır denilmiş. Meridyenlerin boyları eşit olduğu için bu bilgi yanlıştır. E seçeneği doğrudur. Verilen paralellerin hangisinde dünyanın ekseni etrafındaki hareketi sırasında oluşan hız en fazladır? Dünyanın günlük hareketi sırasında bir turunu 24 saatte tamamladığını biliyoruz. Bu süre içerisinde 2 numaralı paralel üzerinde bulunan bir nokta 38 bin kilometre yol kat ederken bir numaralı paralel üzerinde bulunan nokta ise 10 bin kilometre yol kat etmektedir. Aynı sürede daha fazla hareket etmesinden dolayı 2 numaralı yerde dünyanın çizgisel hızının daha fazla olduğu görülür. B seçeneği doğrudur. Yukarıdakilerden hangileriyle dünyanın şekli arasında ilişki kurulamaz? Meridyen yaylarının birbirine eşit uzunlukta olması, paralel dairelerinin boylarının kutuplara doğru kısalması dünyanın küresel şeklinin sonucudur. Fakat iki meridyen yayı arasında yerel saat farkının 4 dakika olması dünyanın günlük hareketiyle ve meridyenlerin 1 derece arayla çizilmesiyle ilgilidir. Bu nedenle B seçeneği doğrudur. Yukarıdaki haritada işaretli merkezlerle ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi merkezlerin enlem derecelerinin farklı olduğunu kanıtlar? Yerel saatlerinin farklı olması, tarih değiştirme çizgisine olan açısal uzaklıkların farklı olması boylamlarıyla ilgilidir. Aynı anda farklı mevsim özelliklerinin görülmesi, birinde yaz yaşanırken diğerinde kış mevsiminin yaşanıyor olması, bu da yarım kürelerinin farklı olmasıyla ilgilidir. Gece gündüz sıcaklıkları arasındaki farkın farklı olması. L'de günlük sıcaklık farkı fazlayken K'de günlük sıcaklık farkı azdır. Bu durumun görülmesi K'nin deniz kıyısında olması, nemli olması. L ise denize uzak ve nem miktarının az olmasıyla ilgilidir. Fakat dünyanın bu noktalardaki dönüş hızlarının yani dünyanın çizgisel hızının bu bölgelerde birbirinden farklı olması K'nin ekvatora yakın, L'nin ekvatora uzak olmasıyla yani enlem dereceleriyle ilgilidir. Bu nedenle D seçeneği doğrudur. Hangi iki merkez arasındaki enlem farkı en fazladır? Aynı yarımkürede oldukları yani kuzey yarımkürede oldukları belirtildiği için verilen noktalardan 4 numaralı bölgenin çizgisel hızı en fazla olmasından dolayı ekvatora en yakın, 3 numaralı bölgenin ise çizgisel hızının en az olmasından dolayı ekvatora en uzak olduğu görülür. Bu nedenle enlem derecesi en büyük olan 3, en küçük olan da 4'tür. Aralarındaki enlem farkı en fazladır. 3 ve 4 doğrudur. D seçeneği doğrudur.
Aşağıda coğrafi koordinatları verilen merkezlerden hangisinde Güneş'in doğuş ve batışı daha uzun süre izlenebilir? Verilen bölgelerden A seçeneğinde verilen bölge ekvatora en uzak olan bölgedir. D seçeneğinde verilen bölge ise ekvatora en yakın olan bölgedir. Dünyanın çizgisel hızı ekvatora yakın yerlerde fazla olduğundan 5 numaralı bölgede Güneş'in doğuşu ve batışı çok hızlı olur. Bu nedenle uzun süre izlenemez. Fakat kutuplara yakın yerlerde dünyanın çizgisel hızı az olduğundan, dünyanın dönüşü yavaş olduğundan güneşin doğuş ve batışı daha yavaş gerçekleşir. Bu nedenle daha uzun süre izlenebilir. A seçeneği doğrudur. Bu merkezlerle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi enlem etkisiyle açıklanamaz? Birinci merkezde yer çekiminin en fazla olması ekvatora uzak olmasıyla ilgilidir. İki nolu merkezde grup süresinin en kısa olması iki numaranın ekvatora daha yakın bir konumda bulunmasıyla ilgilidir. Ekvator çizgisi yaklaşık olarak şu bölgeden geçmektedir. Üç nolu merkezde gece gündüz süre farkının dört nolu merkezden daha fazla olması üç nolu merkezin ekvatora dörde göre daha uzak olmasıyla ilgili bir durumdur. 4 nolu merkezde deniz suyu sıcaklığının 5 nolu merkezden daha yüksek olması da 4 nolu merkezin ekvatora yakın olmasıyla ilgili durumlardır. Fakat 5 nolu merkezde yerel saatin daha ileri olması 5 nolu merkezin daha doğuda olmasıyla ilgilidir. Bu durum enlemle değil boylamla ilgilidir. E seçeneği doğrudur. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi iki meridyen arasındaki uzaklık ekvatordan kutuplara doğru azalmaktadır. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin sonucudur? Dünyanın şekli küresel olmasından dolayı ekvator üzerinde ardışık iki meridyen arası yaklaşık 111 kilometre olduğu halde meridyenler kutuplarda birleşmektedir. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe meridyenlerin birbirine yaklaşması ve kutuplarda birbirine birleşmesi dünyanın şeklinin küresel olmasının sonucudur. B seçeneği doğrudur. Aşağıdakilerden hangisinde enlemin etkili olduğu söylenemez? Dünyanın çizgisel hızı enleme göre değişmektedir. Mısır ekvatora yakın olduğu için Türkiye'ye göre dünyanın çizgisel hızının daha fazla olduğu bir bölgede bulunmaktadır. Gece gündüz süre farkı da enleme göre değişir. Ekvatorda gece gündüz süreleri daima eşittir. Kutuplara gidildikçe gece gündüz süre farkı artmaktadır. Türkiye'de Sinop'a gittiğimiz zaman Hatay'dan Sinop'a gidildiğinde gece gündüz arasındaki süre farkının arttığı görülür. Akdeniz'in tuzluluk oranının Karadeniz'den daha fazla olması, Akdeniz'in daha sıcak bir bölgede bulunmasıyla ilgilidir. Sıcaklığın fazla olması, buharlaşmanın fazla olmasından dolayı Akdeniz'in tuz oranı Karadeniz'den daha fazladır. Toros dağlarında kalıcı kar sınırının Kuzey Anadolu dağlarından daha yüksekte bulunması, Toros dağlarının daha güneyde yer almasının bir sonucudur. Toros dağları ekvatora daha yakın bir bölgede bulunmasından dolayı kalıcı kar sınırı yüksektedir. Fakat kutuplara doğru gidildikçe kalıcı kar sınırının alçaldığı görülür. Fakat Kuzey Afrika'daki sıcaklığın Kongo havzasından daha fazla olmasında enlem etkisinden söz edemeyiz. Çünkü Kuzey Afrika, Kongo havzasına göre ekvatora daha uzak bir bölgede bulunmaktadır. Buna rağmen sıcaklık değerlerinin daha yüksek olması bu bölgede nemliliğin az olmasıyla ilgilidir. Kuzey Afrika'da nem az olduğu için çok daha fazla ısınmaktadır. C seçeneği doğrudur. Biri kuzey, diğeri güney yarımkürede bulunan iki noktada dünyanın dönüş hızının aynı olması aşağıdakilerden hangisini kesinlikle gösterir? Dünyanın çizgisel hızının en fazla olduğu yer ekvatordur. Ekvatordan kutuplara gidildikçe dünyanın çizgisel hızı azalmaktadır. Buna göre iki noktada dünyanın çizgisel hızının aynı olması bu bölgelerin ekvatora uzaklıklarının aynı olmasıyla ilgilidir. A seçeneği doğrudur.